Herkese merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Biraz önce sizin için yüzünde gördüğünüz bu makyajı yaptım. Bir mezuniyet makyajı videosu çektim. Bu da günün ikinci videosu. Mezuniyet makyajını izlemek için böyle link bırakacağım. İsterseniz izleyebilirsiniz. Günün ikinci videosu olarak da sizlerle birlikte markalardan gelen paketleri açıyoruz, videosu çekeceğim. Önümde belli bir süredir gelmiş olan tüm paketler duruyor. Birkaç tanesine baktım denebilir yani. Birkaç tanesi değil, daha çok birçoğuna baktım denebilir ama size de göstermek istedim. Ayrıca zaten bazılarını story'den falan da gösterdim. Instagram'dan beni takip ediyorsanız görmüşsünüz zaten. Ama story olarak atmadığım birçok şey de var. O yüzden ben lafı daha fazla uzatmadan ürünleri açmaya geçiyorum. Sizden de bir şey rica ediyorum. Lütfen hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ben şimdi paketleri açıyorum. İlk başta şunu açacağım. The Body Shop'tan bir paket gelmiş. Bu The Body Shop'un yeni maskesinin paketi sanırım. Evet. Merhaba Arda Bektaş. Kömürün günümüzdeki en popüler güzellik malzemesi olduğunu artık hepimizin bildiğine şüphe yok. Cildi arındırmak için benzersiz olan bu içeriğin %100 vegan formuyla senin de tanışmanı istedik. The Body Shop'un kömür ve kil maskesi Himalayan arındırıcı maske vazgeçilmezlerin listesine girecek. Şöyle bir not var. Bu şey, ben The Body Shop'un daha önce ginsengli bir maskesi vardı. Onu kullanmıştım ve çok seviyordum. Bu üründe merak ediyorum. %100 vegan olması beni çok mutlu etti. The Body Shop artık hayvanlar üzerinde deney yapmayan bir marka. İçerisinden böyle bir şey çıkıyor. Allah'ım öleceğim. Çok tatlı değil mi? Aşırı tatlı. Tabii bunu şu anda takmayacağım. Vazgeçtim, takmayacağım. Peki takmayacağım deyip kafama götürmem. Şöyle kutunun üstünde çok tatlı rakun sanırım bunlar. Rakunlar var. Yanlış hatırlamıyorsam isimlerini, rakun. İçerisinde böyle bir maskesi var. Bahsettikleri maske. Ayrıca bir de bir şey daha var. Bu da sabun mu? Ayrıca bir de bu var. Teşekkür ederim The Body Shop Türkiye ekibim. Bunu kaldırıyorum. Daha sonrasında şu önümdeki büyük paketi açacağım. Şöyle kırmızı bir paket çıktı. Bunun içerisinde başka bir şey var mı? Daha var. Başka bir şey yok. Şöyle bir çorap var. Amerikan bayrağı desenli bir çorap var. Şunu şöyle koyacağım. Şöyle bir çanta var. Transparan bir çanta. Aa, bu çanta bence çok güzel. Bunu şey, denize giderken falan çok rahat bir şekilde içine güneş kremleridir, gözlüktür, mözlüktür koyulur. Plajda çok güzel bir şekilde kullanılabilir. Bu hangi markadanmış? Bu da Herschel Supply markasından gelmiş. Ayrıca başka bir çanta daha var. Bunun güzelliğine bakar mısınız? Aynı markadan bu da, çiçekli çiçekli. Çok güzel değil mi sizce de? Ben çok beğendim. Bunu günlük hayatımda dışarı çıkarken falan çok rahat bir şekilde kullanabilirim. Bu da aynı şekilde plaj çantası olabilir ama plaj çantası olmaya bu çok daha uygun. Bunları da geri koyuyorum. Ve sonra önümde kocaman bir paket var. Bu Miniso'dan gelmiş. Bu benim. Bunun içerisinde şöyle bir yastık var. Boyunluk. Aa, içi çok güzel. Bir şey söyleyeceğim. İçi aşırı güzel. Şu kısmı muhteşem. Ay çok rahat. Aşırı iyi. İçinde bir not var. Onu da okuyalım. Merhaba Arda. Seyahat hazırlıkları başladı mı? Yolculukları konforlu hale getirecek. Boyun yastıklarımızda keyifli tatiller geçirmeni dileriz. Sevgiler. Teşekkür ederim. Bakar mısınız şunun güzelliğine, ya öleceğim. Çok tatlı. Bence çok güzel. Ve içerisinde bunun bir, farklı bir şey var ya. Şu an dokundukça fark ediyorum. İçerisinde bir şey var. Ne denir bilmiyorum şu an buna. İçerisinde farklı bir şey var. Yani direkt normal yastık değil. Burası yün. Burası yastık arka tarafı. Ama burasında farklı bir şey var. Bunu da aynı şekilde yan tarafa koyuyorum. Ve sonra şurada bir paket var. Buna bakalım. Bu Flormar'dan gelmiş. Biz istersek yaparız yazıyor üstünde. İçini açacağım. İçinde iki tane eyeliner var. Şöyle size de göstereceğim. Tabii biraz dağılmış. Düzeltip gösteriyorum. Şöyle içerisinde iki tane eyeliner ve bir de not var sanırım. Tek hareket arkası çizgiler çekmek için kontrol artık sende. Thank you. A, not şurada var. İnşallah nottur. Yok kız, ayna. Şurada bir yer var, not var sandım. Ayna koymuşlar. Teşekkürler.
Bu Flormer'ın yeni eyeliner'ıymış. Disk şeklinde, pizza kesici şeklinde eyeliner çıkarmışlar. Bakın siz de görün. Düz bir çizgi. Yani. Bir ara denenebilir. İki tane bundan yollamışlar. Teşekkürler. Sonra Revlon'dan bir şey gelmiş. Ah, bunun içinde not var mı? Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. Aynı şekilde Revlon'da disk eyeliner çıkarmış. O da bir tane yollamış. Revlon'un da şöyle disk eyeliner'ı var. Şuradan gördüm. 24 saat kadar kalıcı, keskin kusursuz çizgiler, kullanım kolay, tekerlek tipi, döner uç, kolay tutuş sağlama, kapak, suya dayanıklı formül. Bu açık değil, o yüzden açmayacağım. Şöyle kutuyu geri kapatıyorum. Sonra şöyle Yesto'dan bir kutu var. Bakalım. Sevgili Arda, duyduk ki severek kullandığın Yesto domates nemlendiricin bitmek üzereymiş. Umarız bu küçük hediye seni mutlu eder. Teşekkür ederim. Benim en sevdiğim nemlendiricilerden birisi olan Yesto'nun bu akne sivilce karşıtı domates serisinden olan nemlendiriciye aşığım ben. Bundan göndermişler. Ben bir ara story atmıştım bitecek diye. Oradan görmüşler. Teşekkür ederim. Çok mutlu oldum gerçekten. Ardından bir de içerisinde şöyle bir maske var. Bunu da kaldıralım. Şöyle yan tarafa koyuyorum. Daha sonra şöyle bir paket var. Bunun içerisinde ne var? Ay. Çok güzel kokuyor. Aşırı. Aşırı güzel kokuyor. Kiko'dan bir paket bu. Sebile ile birlikte İstanbul'da lansman yapmışlardı, etkinlik yapmışlardı. Ben katılamamıştım. O ürünleri göndermişler sanırım ve evet. Ay. İçerisi muhteşem kokuyor. Öleceğim şu anda kokudan yani. Merhaba. Bizce güzellik aynı zamanda çevremize ve doğaya saygı duymaktan geçiyor. Doğaya, güzelliğe ve gözle görülen güzellikten çok daha fazlasına adadığımız sınırlı sayıda üretilen yeni kapsül koleksiyonumuz Green Me ile tanıştırmak istiyoruz. Green Me koleksiyonumuz oldukça yüksek miktarda %88, %100 doğal ham madde ile performanstan ödün vermeyecek şekilde üretildi. Formülünde shea yağı, jojoba yağı, argan yağı ve aloe vera gibi doğal yollardan elde edilmiş bileşen koruyucu özellikleriyle zenginleştirildi. İlk olarak ne varmış? Şöyle elime atıyorum. Bir far paleti çıktı. Şöyle Kiko'dan açıyorum. Allah'ım çok küçük, çok tatlı bir far paleti. Renklerine bakmak istiyorum. Gayet tatlı, güzel renkler var. Şöyle bakın. Kiko'nun yeni sınırlı sayıda çıkmış olan serisi, koleksiyonu. Ay, sabun kokuyor hala. Güzel bir koku var. Bundan gelmiyor ama neyden geliyor çok merak ediyorum. Bayılacağım kokudan. O kadar güzel kokuyor ki. Bunu kenara koyuyorum. Bakalım. Sabun demiştim ya, sabun çıktı. Gerçekten bu kadar güzel kokan şey bu sabunmuş. Aşırı güzel kokuyor. Öleceğim kokudan yani. Tüm paketin içerisine sarmış. Ve sonra da şöyle maskara var. Bunun maskaraları güzel oluyor genelde. Şöyle yeni maskaralarından göndermişler. Teşekkür ederim Kiko Türkiye ekibi. Daha sonra şöyle Watsons'tan bir paket var. Watsons kocaman ağır bir paket yollamış. İçerisinde neler varmış? Böyle bir şey var. Bir erkek parfümü var. Sonra bir tane salatalıklı maske var. Sonra bir duş jeli var. Şöyle. Daha sonra şöyle bir el kremi mi? Evet. Güzel kokan bir el kremi var. Sonra I Love Makeup markasından unicornlu highlighter'ı var. Daha sonra bir saç maskesi var. Bunun kokusunu merak ettim. Watsons ödüllerinden ödül almış. Yok, ada yürünmüş pardon. Güzel kokuyor. Böyle bir ağır Hindistan cevizi kokusu var. Biraz yordu şu an. Bebak'tan bir acı badem sütü göndermişler. Sonrasında şöyle Rimmel London'dan bir maskara. Bakıyorum. Bu ne? Bu da Pastel'den sanırım. Pastel'den bir kalem. Proxy'den bir diş macunu mu? Evet. Diş macunu. Ve de bir eyeliner mı var? Bir de böyle stick bir eyeliner tarzında bir şey var. Anlamaya çalışıyorum. Şu an anlayamadım. Dudağın çık. Aa, dudak için. Okay. Gloss tarzı bir şey var. Bir tarafı gloss, bir tarafı rouge tarzı bir şey var.
Bunları getirip koyuyorum. Teşekkür ederim Watson ekibi. Sonra yine Kiko'dan bir paket var. Şöyle bir paketi var. Şunu atıyorum yana. Bunu da açalım. İçerisinden böyle uzun bir şey çıktı. Bu neymiş? Maskara mı, kalem mi? Aa, dudak kalemi. Kırmızı bir dudak kalemi. Şimdi direkt önüme dökeceğim. Merhaba Arda Bektaş. Sizi altın ışıktan ilham alarak tasarlanan ve sınırlı sayıda üretilen yeni koleksiyonumuz Gold Waves ile tanıştırmak istiyoruz. Bu yılın Milano İlkbahar Yaz Moda Haftası'na damgasını vuran altın ışıklar Gold Waves ile sizinle buluşuyor. Teşekkür ederim. Kiko şu aralar çok çalışan bir marka bence. Sürekli olarak yeni ürün, yeni koleksiyon çıkartıyor. Bakıyoruz. Aa, çok güzel bir gloss var. Şimdi diğer paketleri de açıyorum. Ardından kıpkırmızı, kan kırmızısı bir ruj var Kiko'dan. Ve daha sonra bir eyeliner. Bu eyeliner da silindir şeklinde. Pizza kesicisi gibi. Son olarak da şöyle bir ne var bakalım. Ah, çıktı. Son olarak da şöyle likit sıvı bir highlighter varmış. Tabii benim üstüme döküldü biraz önce. Bunları da kaldırıyorum. Önümde Lancome'dan koca bir kutu var. Şöyle açalım. Lancome'un yeni serisi. Tint Idol Ultra Wear serisi. Kapatıcı, stick fondöten, likit aydınlatıcı, likit fondöten varmış. Şöyle göstereyim size de. Siz de bakın. Bunlar var içerisinde. Şu fondöteni kullandım ben biraz önce. Yani ilk defa görmüyorum bunları. Bu makyajda bu fondöteni kullandım zaten. Aynı şekilde şöyle stick bir fondöten var. Ben bunu bronzer olarak kullanırım. Çünkü koyu bir renk. Ardından altta başka bir tane daha stick fondöten var. Evet, bu fondöten olarak kullanılabilir. Çünkü açık bir renk. Daha sonra şurada bir concealer var. Bu concealer bana şeyi hatırlatıyor. Maybelline'in de bunun gibi görünen bir concealer vardı. Ona benziyor biraz. Ardından 3 tane likit aydınlatıcı var. Şöyle. 3 farklı renkte. Ve sonra içerisinde bir not var. Bunu ben dün fark ettim. Benim takipçilerim için %20 indirim kodu yapmışlar. Ama bunun tarihi geçmiş ve ben bunu çok geç fark ettim. Bu yüzden özür dilerim. Sizle paylaşamıyorum bunu. Yoksa %20 indirim kodunu sizle paylaşmayı çok isterdim. İçerisinde not var. Bir de numaraları yazıyor fondötenlerin. Bunu da kaldırıyorum. Daha sonra son bir paket var. Bu da Clinique'den gelmiş. Şöyle Clinique'den gelen bir paket. Bunu da açıyorum. Şöyle bir not var içerisinde. Siyah nokta temizleyicileriyle ilgili. İçerisinde siyah nokta temizleyicisi ve siyah nokta karşıtı peeling varmış. Şöyle peeling sanırım bu. Ayrıyeten bir de şu var. Ben bu ürünleri görmüştüm, hatta story paylaştım. Bu silgiymiş. Ben bunu asla silgi olduğunu anlamadım. Neden diyorum bu kadar ağır? Neden bu kadar ağır yani? Bir türlü anlam veremiyorum. Bu kadar ağır olmasının sebebi silgiymiş. Şunun küçük boyunu silgi olarak yapmışlar. Bakar mısınız? Çok tatlı. Bunları da kaldırıyorum. Teşekkür ederim Clinique Türkiye ekibi. Eğer aralarında teşekkür etmediklerim varsa geri kalan hepsine teşekkür ediyorum. Ben şimdi videoyu bitiriyorum. Markalardan gelen paketler bu kadardı. Önümüzdeki zamanlarda yine böyle paketler biriktiğinde sizin için yeni bir markalardan gelen paketler açıyorum. Videosu çekerim. Şimdi videoyu bitireceğim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.